Bugün kara gün. Dersim katliamlanmasının yıl dönümü. Biz de Ankara Dersimler Derneği, Demokratik Alevi Dernekleri Ankara Şubesi ve Vartolar Derneği olarak bir anma gerçekleştireceğiz. Burada katledilen canlarımızı bir kez daha anacağız. 37-38 hala bitmedi, devam ediyor. Devletin Kırım katliam politikaları hala devam ediyor. Biz bu anmamızı alanda yapacaktık, Sakarya Meydanı'nda. O dönemin fotoğraflarından oluşan bir sergiyle açıklama yapacaktık. Valilik izin vermedi. Dün Dersim'de yine aynısı oldu. Oradaki anmalara izin vermiyorlar, resimleri topluyorlar, yasaklıyorlar Hozat'ta. Yani siyah iktidarın Dersim'e bakışı hala devam ediyor. Bu ışığımız daim olsun. Işığımız hiç sönmeyecek. Biz de hiç unutmayacağız. Her zaman onların ışıklarını aydınlatmaya devam edeceğiz. Aşk ile. Ya Hak. Ya Hızır. Ya Pir. Cümle canlara aşk niyazlarımız olsun. Dersim 37-38 soykırımı unutmadık. Tam 87 yıl önce Cumhuriyet tarihinin Koçkili'den Dersim'e en büyük ve en kanlı Alevi katliamı Dersim hareketi gerçekleşti. Kızılbaş Kürt olan Dersimler egemen Osmanlı Türk devlet geleneğiyle çelişen yaşam tarzları, sosyal, siyasal ve kültürel kimlikleri nedeniyle sistemli olarak baskı ve asimilasyona altına alınmışlardır. Devletin planlı imha politikaları hedefi oluşturmaktadır. Devlet 4 Mayıs 1937'de Bakanlar Kurulu'nun Tunceli Temkil Hareketi kararı olarak binlerce kadın, erkek, yaşlı ve çocuğun katledilmesinin fermanı veriliyor. Yaklaşık olarak 2 yıl süren askeri operasyonlar ve binlerce Alevi Kürt katledilmiş, binlerce sürgün edilmiş, çocuklar evlatlık verilmiştir. Taleplerimiz yeniliyoruz. Dersim ismi iade edilsin. Dersim'de katledilen bütün canlarımızın mezar yerleri, dedelerimizin mezar yerleri söylensin. Dersim'de katledilen ve sürgüne edilen bütün insanlarımızın kimlikleri açıklansın. Arkasından Dersim'deki bütün köy isimleri iade edilsin. Dersim'de genelkurmay arşivleri açıklansın ve Dersim'de bütün o utanç belgeleri kamuoyuyla paylaşılsın. Artı Dersim'de o dönemde evlatlık verilen kız çocuklarımızın bütün arşivlerde ve isimleri açıklansın diyoruz. Zaz'daki bir akar. Jubu ve azive gerim tirki biburine. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi ki bu etkinliğe geldim, davet edildim. İyi ki yönlendirildim parti tarafından. Başta yakın dönemde mecliste Cumhur İttifakı'nın grup liderleri koro halinde bizden daha çok 1 Mayıs'ı kutladılar. Emek bayramı olarak. Ama tezatı görüyor musunuz? Emek bayramı kutlayan hükümet iktidar yanları 1 Mayıs günü Taksim'de işçilere, emekçilere, haklarımıza neler çektirdiler. Alevik meselesinde de böyleler. Söz başka, söylem başka. Bunun için bu örneği verdim. Ben Kürdistan tarihini, Anadolu tarihini, katliamlar ve soykırımlar tarihi olduğu kanaatindeyim. Hakikaten bugün hepimiz yoğun duygular yaşıyoruz. Çünkü bu topraklarda hakikaten soykırımlar, katliamlar hiç bitmedi. Gerçekten 4 Mayıs dendiği zaman son yıllarda ancak konuşulabildi, tartışılabildi. Yani Dersim tertelesi
ki tertele soykırım demektir. Dersim soykırımı şimdi konuşulabiliyor. Anması yapılabiliyor. Ve toplum aslında bir nevi bir yüzleşme sürecinin içerisine girdi. Ama toplumun sadece girmesi yetmiyor. Devletin de bu yüzleşme süreci içerisine girmesi gerekiyor. Kimliğinden yoksun bırakmak ve kendini ifade edemeyecek hale dönüştürmektir soykırım. Kültür. Zaten kendini ifade edemeyecek hale dönüştürmek durumu uluslararası tanımı soykırımdır. Ben soykırımla, Alevi soykırımıyla ilgili bir kitap hazırlıyorum. Bu konu üzerinde de çok bir yoğun bir çalışma yürütüyorum. Sizden ricam, her fert, her Alevi, ben Aleviyim, her Alevi soykırımın tarifini bilerek yaşamak durumunda. Bu gelecek ama benim dedemin, nedemin mezarları Bursa'da. Neden? Asimilasyona uğradığımız için. Ve ben neden memleketime gidip mezar ziyareti yapmaktansa Bursa'ya gidiyorum? Bu bunun bir örneği. Hepimiz bunlara birçok örnek verebiliriz. Ve bu bizim boynumuzun borcu gerçekten. Yüzleşmemiz lazım, unutmamamız lazım ve taleplerimizi her daim yinelememiz lazım. Taleplerimizi her anma gününde yineliyoruz, konuşuyoruz ama ne yazık ki de neredeyse birkaç yıl kaldı, 100. yıla gireceğiz, devam edeceğiz. Bu borcu hepimiz omuzumuzda taşımamız gerekiyor. Melo merkoyi vera Nubohe gavurayi Nubahel merkoyi vera Lemne gavurayi Vorez musane vorena Rayola vikama pani Vorez mustane vorena Uylem reola vikama pani Bismi Şah, Allah Allah. Allah Allah. Lokmalarımız kabul olur. Arta eksilmeye, taşa dökülmeye, Hızır oraya. Yiyip yedirenlere, pişirip getirenlere acı görmeye. Allah Allah. Dertlere derman, hastalara şifa ola. Allah Allah. Gittikleri yerlerde gam keder görmeye. Allah Allah. Üçler, beşler, yediler, on iki imamlar, kırklar, erenler, evliyalar daima gönlünüzde olan. Allah Allah.